Ali her zamanki gibi yine isteksiz bir şekilde okuluna gider. Sınıfına doğru giderken acaba bugün de arkadaşlarım benimle dalga geçecekler mi diye düşünür. Ne yazık ki Ali'nin korktuğu başına gelir ve sınıfa girdiği anda Ali'nin saçıyla dalga geçmeye başlarlar. Ali bu duruma çok üzülür ve yalnız kaldığında ağlamaya başlar. Günün sonunda Ali bugün yaşadıklarını kafasına takmamaya çalışarak mutlu bir şekilde evine doğru gider. Yine de yatağına uzandığında olanları düşünmeden edemez. Bir anda Facebook'tan bir ileti sesi duyar ve acaba ne diye düşünerek heyecanla bilgisayarının başına geçer. Kendisine bir arkadaşlık isteği geldiğini görür. Arkadaşlık isteği yollayan kişinin profil sayfasını açtığında kapak fotoğrafında havuç resmi görür. Okulda zorbalığa maruz kaldığı yetmiyormuş gibi bir de artık evde huzurlu bir şekilde internete giremeyeceğini düşünür ve daha da üzülür. Bununla birlikte sanal zorbalıkla tanışmış olur. Ertesi gün öğrenciler dersin başlamasını beklerken Ali arka sırada oturan arkadaşının kendisine kağıttan uçak atarak onu rahatsız etmesine maruz kalır. Bu sırada telefonuna da bir mesaj gelir ve Ali yine üzülür. Çünkü mesajda kendisiyle dalga geçiliyordur. Bu duruma artık dayanamayan Ali, yakın arkadaşlarıyla üzüntüsünü paylaşır. Arkadaşları bu olanları kafasına takmamasını, bunları yapanların zorba olduğunu söyler ve kendisini çok sevdiklerini de eklerler. Ali arkadaşlarından duyduklarına sevinerek oradan ayrılır. Daha sonra arkadaşları Ali'ye nasıl destek olabileceklerini düşünürler. Aydan'ın aklına bir fikir gelir ve diğer arkadaşları da bu fikri beğenirler. Ali yine yatağında uzanırken Facebook'tan bir bildirim gelir. Bu sefer heyecanı üzüntüye dönüşmez. Çünkü arkadaşları ona destek olmak için bir Facebook grubu oluşturmuş ve onu da bu gruba davet etmişlerdir. Bunu gören Ali çok sevinir ve ertesi gün okulda yakın arkadaşlarıyla sohbet ederken zorbalık yapan arkadaşları yanlarına gelir. Sanal zorbalık yaparak bir yere varamayacaklarını gören arkadaşları Ali'den özür diler. Ali bir daha sanal zorbalık yapmayacakları sözünü aldıktan sonra arkadaşlarını affeder ve bu durumu hep birlikte kutlarlar. Ali'nin problemi çözüme ulaştı. Ali artık mutlu. Peki ya diğerleri?